güzel abi bak. Şimdi buraya yapacağız. Fotoğrafımızı. Çok rüzgar da. Almaz ağaçlar var. Şu ileride suyumuz var. Odunumuz var. Daha ne olsun? Vay, desperado ya. Desperado. Şimdi yani şöyle bak. Şimdi bu yeter. Nasıl? Vay 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 vay. Evet. Ev oldu değil mi? Vay vay. Bir oda yani. Aynen öyle. Şuraya bir koltuk da koyalım. Şuraya bir şey. Şimdi ben bir tane çadır sipariş verdim Çin'den abi. Bunun iki katı. İki oda. Dışarıda baca çıkışı var ya. Evet. Onu kapağını açar mısın? Şey yapalım mı? O börekleri gömelim abi. Gömelim. Sonra odun sağdan soldan toplayalım. Olur. Gerçi her taraf odun. Bakın ne? Benim ocağım var, onu hallederim. Ben börekleri getireyim. Aynen. Börekleri iyiymiş gerçekten. Kendi evde yapıyor abi. Ben orayı hiç görmemiştim ya. Ha. Normalde her gittiğim yerde muhakkak çöp kokuyor. Ama baktım bak, daha önce buraya kimse gelmemiş. Böyle çöp yok. Rüzgar sesi nasıl? Abi zaten bak, olay yok biliyor musun? Hani şu görseli hiçbir hani gürültü bozamıyor. Hı. Şimdi burayı yiyelim abi. Olay için böyle küçük bir şey kesmemiz lazım. Duş bende. Tamam. Sen orayı yaparken ben içeriği düzenlerim. Tabii tabii.
inelim biraz ya. Seni çarptım. Bunu böyle sıkıştırmamız lazım. Bu yaklaşık şu tenek abi 4 saat yanıyor. Bütün yemeklerimizi yapıyor. Çayı yapıyor. Hocam durdu bu. Abi sen oduna gelebilirsin. Tamam ben hallederim artık. Yavaş yavaş. Bunu koymuyorum. Koy onu da koyabilirsin. Koy gerisini ben hallederim. Ne yapıyor abi? Dağılıyorum, şıkırdıyor. Şeyleri kızarttı. Su yalnız harikaymış ya maşallah. Su diyorum harikaymış. Su çok güzel abi.
Oy. Ulan sen ne yaptın ya? Yapılır mı ya bu? Bence böyle gömelim gitsin. Tamam ben bundan sonra aboneyim sana. Rahmetin olur. Abi bak şimdi. Bunun sosu bizim karnıyaranın sosu olacak. Bu da içi olacak. Tabii. Sıcak. Bunu ben sıyırırım. Sıyır. Yiyecek adamlar belli. Neden bu kadar özenisin ki? Evet. Şimdi nereye gidiyor abi? Kuzey. Evet. O zaman hoşça kal. Hop. Hocam. Vereceğiz. Dur şu kapağı açmam lazım. Bu saf ya abi. Yani tereyağını saflaştırdım ben. Suyunu aldım. Aynen suyunu, ayranını, içindeki şeylerini tamamen aldım. Çok daha sağlıklı. Ve çok daha güzel. Oy. Bir şey daha rica edeceğim. Arka tarafta su bardağı var abi böyle. Peçeteye sarılmış. Çadırın arka tarafında. Şeyi vereceğim. Bunun içine 5 su bardağı. Thank you.
Oy oy oy. Ya yemekten sonra hallederiz. Ya oğlum yiyelim mi? Yiyeceğiz. Acıktın değil mi? Yani. Yemekler oldu. Yok abi süper. Salatamız oldu, pilavımız oldu, karnıyarığımız oldu. Bakalım bu salatayı beğenecek misin? Vallahi farklı bir şeyler sezinmiyorum şu an ama. Farklı. Oy oy oy. Neler geldi masaya? Gürkan abi. Evet, kuzulara bir bakalım. Kuzuların sessizliği. Kuzuları sabit durmasın. Tabağını yaklaştırır mısın abi şuraya? Dökülmesin. Evet. Geliyor. Geliyor gelmekte olan. Hop. Tamam, koyabiliriz. Çok iyi. Oy oy oy. O pilav ne öyle? Çok fena şeyleri alıştırıyorsun sen benimle. Yok be abi. Hadi soğumadan yiyelim abi. Yiyelim. Hadi bakalım. Kafadan eline sağlık. Kafadan afiyet olsun. Böyle bir ortamda böyle bir sofra. Sağ ol. Afiyet olsun. Yanda tüzeleme var ya. Abi dur de. Bu alttaki kütük sonunda tutuştu. Şimdi keyif çayı içebiliriz abi. Evet. Baka baka bayağı yorucu iş ya bu kamp işi. İşte o yüzden bende şeker hastalığı olmuyor. Şey olmuyor Allah'a şükür abi. Çok ciddi bir efor istiyor. Bir de ben hani böyle modern bir kampçı değilim. Yani böyle işte şişme yatakmış bilmem ne ya o şeyi hiç sevmiyorum. Yani klasik böyle konfor alanımdan çıkacağım. Aynen baba mı çocuğu? Aynen böyle abi. Eski kamp şeyi çocukluğumda yaptığım. Şimdi ortaokul 2 ya da 3. sınıftayım. Menderes bir de Murat diye bir arkadaşım var. O da Dağ köyünden geliyorlar okula. Ben aşağıdan yukarıya çıkıyorum. Onlar yukarıdan aşağı iniyorlar. Bir gün dediler ki böyle dağda iki böyle beyaz çizgi görüyoruz abi. Şelale.
Yani çok uzak ya, çizgi gibi görünüyor. Gideceğiz oraya dedik. Tamam gidelim. Ondan sonracığıma gittik abi. Yani yavaş yavaş gittik. Ne yiyeceğiz? Dediler ki orada balık yakalayacağız. Onlar biliyor. Herkesin sırtında küçük bir sırt çantası. Yemek hiçbir şey götürmedik. Dedik ki orada balık yakalayacağız. Balık yiyeceğiz. Abi gittik. Vardık şeye, şelaleler muhteşem ama. Yani hayatımda gördüğüm en güzel yer diyebilirim. Muhteşem. Acıktık o kadar yürüme. La hadi dedim balık yakalayalım. Hadi yakalayalım. Oltalar nerede? Olta yok dediler. Ulan nasıl olta yok dedim. Yok dedi, hani biz elimizle yakalayacağız. La elle balık mı yakalanır? Abi indiler. Şelalenin düştüğü yer dev kazanı. İndiler ikisi, daldılar, çıktılar. Daldılar, ikisi çıktı, şu kadar balık her birinde. Yemin ediyorum, elle. Lan dedim nasıl yaptınız? Gel, sonra bana gösterdiler abi. Ben de daldım, böyle delikler var. Orayı kontrol ediyorsun. Balık hani kaçamıyor oradan. Ondan sonra çıktım, bir daha daldım abi. Ben de şu kadar bir balık çıkardım. O iki arkadaş bir de bana şu kadar bir iple abi. Kuş tuzağı nasıl kurulur, nasıl yapılır onu öğretmişler. Bunlar da maşallahmış ya. Abi işte diyorum ya. Bak bunlar dağ köyünde yaşıyorlar. He ben orayı unuttum. Dağ köyünde yaşıyorlar. Doğada yaşamayı, doğayla yaşamayı o kadar güzel beceriyorlar ki. Ben onlardan çok şey öğrendim. Abi o iple hani kuş tuzağı yapmayı Pürenli Yaylası'nda çocuklara öğrettim. Bayıldılar. Yakaladık bir kuş. Ne diyorsun? Saldık ama yani dedim ya yakalayıp salacağız. Oy! Yürü be! Yürü be! Kim tutar bizi? Hadi su doldurmaya abi. Ne abi? Bu zaten satın aldığımız şey. Buradaki su çok daha güzel. Şeyi doldurdum işte. Ben telefon almadım ben. Valla ben buradan hoppa. Gel abi. Hoppa diyordum aslında. Bismillah. Geçen Ayşegül'e bir akarı yaptım şeyde, programda. Ha. Sen nasıl yaptın bunu baba diyor. Ne var dedim, biz de eski gitaristiz yani. Sen bizi ne zannettin?
sen götürür. Hey canım hey. Soldan topluyorduk yani onlardan. Günaydın. Günaydın da yardım ihtiyacın var mı? Yağmur bastırdı mı ya? Yok ya. Geçer gider şimdi çok fazla. Şey değil, hafif yağıyor. Ateşimiz sat. Abi ara kalktım abi. Bunu bir canlandırdım ama öyle böyle değil. Gittim şeyden odun getirdim gece. Ben seni uyandırınca dedim bir şeyler yapayım. Uyumadım. İyi yandı ama abi. Ben kafayı oraya koydum. Bu ısırılır. Sadece demleyeceğiz. O çaydanlıktaki su ısındı ya abi. Onu kullanırız bulaşık için.
Yumurtalar haşlandıktan sonra patates kızartacağız. Tabii diğer bardak sesi düştü. O biraz koyu yaptım ona. Asıl bu o bak. Kaymak bal abi, olay bu. Günün menüsü. Oğlum çok yedik ya. Abi ben sana dedim doğada yemek yenir. Dur çayı. Anne bunun üçte birini falan yiyip kalkıyor muyuz? Vay be, talaş ocağımız yanıyor. Abi bak bak. Net. Dehşet ya. Ateşbaşı bir çay keyfi yapsak mı? Yeterim abi, benim kahvaltım bitti. Oy oy. Tabureleri alsa mıydık abi ya? Nasıl, beğendin mi buraları? Ya ben buralara hayran kaldım ya. Maşallah. Ama
İşte bu benim için bir şey oldu. Öğrenme fazla. Arada bunları kuşlara atarız. Senin fotoğrafçılık işlerin nasıl gidiyor? Ya doğa fotoğrafçılığı yapıyorum ben. Yani doğa fotoğrafçılığı yapmak hoşuma gidiyor. Eskiden memleketten insan manzaraları diye bir fotoğraf sergisi açma gibi bir düşüncem vardı abi. Hı hı. Hatta bayağı bir güzel çekimler yaptım. Sokakta falan çok çok güzel çekimler yaptım. O zaman tam bitirmeden, istediğim şeyleri bitirmeden benim makina, bu Yashica FX6 diye bir makineydi, bozuldu. Yani obliter ayarı var bunun. Yani o şey bozulunca şeye götürdüm tamire. Açacaklar bilmem ne işte, çok para istediler. Dedim kalsın. Sonra o halde sattım. O projede kaldı öyle. Sonra doğa şeyi daha cazip gelmeye başladı. Çektiğin içeriklerle ilgili bir sıkıntı olmadı değil mi? Yok yok. Onları aldın ama makinen olmayınca bitiremedim işte. Uzun bir ara vermek zorunda kaldın. Ondan sonra da o projeyi tamamlamadık. Aynen, kaldı, askıda kaldı. Eyvallah. İnşallah işte, doğa fotoğrafı işinde ama bayağı güzel eserler çıktı ya. Geçenki sergide gördüm. Aynen öyle. Ha? Çok seviyorum abi işte. O kızıl yerden, onda gözüm kaldı. Duruyor mu? Duruyor. Bir tanesi duruyor. Kızıl gerdan 3 tane var. Bakarız ya. Hocam saat kaç oldu ya? Saat 9.30 abi. 9.34. Ne diyorsun? Valla. Yok artık. Gerçekten. Hocam zamanı mı durdurduk burada? Ne yaptık ya? Mesele ne biliyor musun? Abi bu nasıl bir şey? Biz neler yaptık ya? Abi erken kalktık ya. Kaçta kalktık? Abi. Hatırlıyor musun? Ya işte ezanlara yakın kalktım ben. Ya. O saatte başladık. Ezan saatiyle başladık abi. Aydınlandı hava, gördün sen, beraber kalktık. Nasıl ya. Nasıl bir bereket bu abi? Ateşi işte günü kurtarıyorsun. Daha fazla zaman mı oluyor? Gittik, bulaşıkları yıkadık, geldik, kahvaltı hazırladık. Kahvaltıyı yaptık. Gün senin. Çok da geç, erken de yatmadık yani. Yatmadık. 11'i geçiyordu saat. 12 çeyrekte. Hatta sen çok uyuyamadın da. Abi senin bu horlaman maşallah var ha. Ya ben sana dedim baba. Yok yok. Ben zaten kamplarda normalde uyumuyorum abi. Bak ateşi yakıyorum, ateş başında. Niye? Horlayan adamlar mı buluyorsun? Çok var. Tuna abi var. Bir de o gün var arkadaşım. Kamplara böyle beraber gittiğimizde. Biri bu taraftan, biri bu taraftan. Ortadayız. Ya şu dün gece anlattığın olay hala aklımda benim ya. Hangisi abi? Abi. Şu balık yakalamışsınız ya. Ha elle. Abi bak. Ya bir dakika onun bir şeyini anlatsana. Tekniği nasıl oluyor? Abi ben dün bahsettiğim iki arkadaşımdan doğayla ilgili çok şey öğrendim. Murat bir de Menderes, kulakları çınlasın. Şimdi dev kazanlarında abi suyun içine giriyorsun ya. Girdiğin an kaçıyorlar. Onların delikleri var, böyle taşların altına giriyorlar. Dev kazanı de biliyorsun, şelalenin aktığı böyle kocaman bir yer. Alabalık mı abi? Alabalık. Giriyorsun. Abi deliği bulduktan sonra sol elinle önünü kapatıyorsun. Diğer sağ elinle o solungaçlar var ya. Oraya soktuğun an zaten balık hareket edemiyor artık. Ama işin kötüsü ne biliyor musun? Mesela o jenerasyon şu an yok. Ya buna girme, boş ver. Olacak inşallah ya. Daha işte onun için uğraşıyoruz abi. Ya. Ha, onun için uğraşıyoruz. Orman okulu, işte tabii. Çocukları doğaya getirme, buradan burada öğretme. Hocamın çok güzel bir projesi var. İnşallah yapacağız. Orman okulu. Her türlü destekçisiyiz. O zaman şimdi bir yürüyüş yapalım. Yapalım. Yürüyüşten sonra çeşmeye uğrayalım abi. Suyumuzu dolduralım. Dolduralım abi. İçelim. Hadi şu hadi. Diğer bidonu da alalım. Olur. Of, doğanın güzelliğine bak be. Şu su damlalara bayılıyorum abi. Bak bir gün ne yapalım biliyor musun abi? Çam fıstığını biliyorsun değil mi? Evet. Çam fıstığı bu şey yapalım. Ayıklayalım. Ayıklayalım. Bu çam fıstığı kozalağı abi böyle büyük olur. Bir de sık olur. Yani tamamen kapalı olur. Yani her kozalaktan çam fıstığı elde edemez. Bunu da mı? Tabii.
ki. Bir ara buraya gelmiştim abi. Kütükten o zaman şeyli benzinli motor vardı. Hı hı. Böyle kütükten sandalye yaptık. Bir ara çocuklara getirdim bu şeyi abi. Şuradan odunları bir toplattım çocuklara. Bunlar da burada yallah çekiyorlar kamp alanlar. Ama o kadar mutlu oluyorlar ki. Çılgınlık içimizde be abi. Ormana, ormana. Vay, vay, vay. Kendimi kurt gibi hissettim abi. Yok.